Yayının olsun bal mı oldum sanırım ama neyse seni sifiyorum küçük tür işareti. Eyvallah Ratçicim. Keneke teşekkür ederim Keneke. O ne bu işin için. Light Vader 4 aydır ay en sevdiğim yayıncı. Hoş geldin. Türkiye'de League of Legends deyince akla birkaç oyuncu gelir. Naruto, Hollow Phoenix ve Fabulous gibi isimler bu oyunculara örnek olarak verilebilir. Ama profesyonel oyunculuk kariyerini bıraksa da e-sporu bırakmayan insanlar da vardır. Mesela Crew'un koçluğunu yapan Yiluş gibi ya da Riot Games'te çalışmaya devam eden Trial Banra gibi. İşte WTCN de onlardan biri. Uzun soluklu oyunculuk kariyerinin ardından sahneden sıkılıp tam zamanlı yayıncı olan Karakaya, hem hafızalarda en iyi LoL oyuncularından hem de azmiyle Türkiye'nin en iyi yayıncılarından biri. İşte Ferit'i Riot Türkiye ofisinde konuşmalarından, Köln'de PUBG tavası kaldırmalara kadar getiren serüvenin ayrıntıları. Profesyonel oyunculuk kariyerine Türkiye'nin en köklü kulüplerinden HVA ile başlayan Karakaya, çok uzun bir dönem HVA forması giydi. SKT için Faker, Roma için Totti neyse HVA için de Ferit aynısı oldu. 2012'de GameX'te düzenlenen ilk League of Legends turnuvasını kazanan Karakaya 3 yıl boyunca HVA'da oynadı. 2012-2013 yıllarında e-spor kariyerinin zirvesine çıkan oyuncu, en iyi ormancı ve en değerli oyuncu gibi birçok ödüle layık görüldü. HVA'nın başarısında kilit isimlerden biri olan ve Dark Passage'ın ligdeki hakimiyetini kırabilecek tek takım gibi görünen Ferit ve arkadaşları 2014'e gelindiğinde büyük bir şoka uğradı. Riot Games'in ilk büyük ban dalgasının içerisinde yer alan oyuncu Zaytnot, Noel Dayı, Lilouş, Stomage ve Hios gibi isimlerle birlikte Şampiyonluk Ligi'nden ihraç edildi. LoL Kafa'ya verdiği röportajda Elo Boost yaptığını kabul eden Karakaya suçu itiraf etti ve bir profesyonel oyuncunun bunu yapmaması gerektiğini söyledi. Banlı kaldığı sürece diğer banlı oyuncularla birlikte Riot Games'in düzenlemediği turnuvalara katılmaya başlayan Karakaya, şimdilerde devam ettirdiği yayın hayatının zeminini burada hazırladı. Tecrübeli oyuncu ceza süresi dolduktan sonra tekrar HVA forması giyse de uzun süreli hiatus dönemi ona pek yaramış gibi gözükmedi ve HVA yine DP'nin arkasında kaldı. Yıl 2015 olduğunda 3 yıllık HVA Gaming macerasını sonlandıran Ferit ve ayrılmaz ikilisi Şükrü, BPI'yı Şampiyonluk Ligi'ne çıkarmak için kolları sıvadılar. Marshall ve Revenge'le birlikte Yükselme Ligi playofflarının en iddialı kadrosunda bulunan takım, finalde Crew'e mağlup olup finale çıkamayınca herkeste büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Bu hayal kırıklığı sonrası number one yolunu tutan oyuncu ne kadar istese de orta koridordaki eski günlerine dönemedi. Profesyonel League of Legends kariyeri boyunca nişancı, ormancı, orta koridor rollerinde boy gösteren Ferit, son takım tecrübesini Dark Passage'da yayıncı ve yedek oyuncu olarak yaşadı. Uzun bir süredir profesyonel sahneye uzak kalsa da oldukça görkemli bir kariyere sahip olan Ferit, şimdilerde bir o kadar başarılı olduğu yayıncılık hayatını sürdürmeye devam ediyor. League of Legends dışında birçok oyunda hünerlerini göstermesinin yanı sıra izleyicisiyle arasındaki dürüstlük ve samimiyetini elinden bırakmıyor. Son olarak 2017 Gamescom ESL PUBG turnuvasında Zeon, Midrain ve Mirliva gibi isimlerle ülkemizi başarılı bir şekilde temsil eden WTCN, genel turnuvada bir ödül alamasa da ikinci gün düzenlenen Duo TPS'te üçüncülük alarak bronz tavayı ülkeye getirmeyi başardı. Başarılı bir e-spor kariyerinin yanında aynı zamanda örnek bir yayıncı olan Ferit Karakaya'ya Player Bros olarak nice başarılar daha diliyoruz. Ferit, banlanmışım kanki. Ban mı? Yanlış görseli açtım. Buradan Player Bros'a çok teşekkür ederim. Yaptıkları güzel şey için. Geçmişten günümüze için.